abi geriye. Verebilirsin. Alo. Tamam al. Sorularımı yanıtladı. Gerçekten oldukça samimi bir futbolcu olduğunu söylüyoruz. Çıkça bazı kelimeler öğrenmeye çalışıyor. Basın mensuplarına günaydın. Merhaba. Her fırsatta. Kendisini zaten takip eden bütün futbolcularla fark etmişti. Özellikle şu notu aktarabilirim bu soru cevap kısmından. Okan Buruk, Mata'dan ne istediğini soruldu. Teknik direktörle iletişime soruldu. İspanyol futbolcu oldukça iyi bir iletişimleri olduğunu ve sadece futbolu, futbolunu oynaması gerektiğini söylediğini belirtti. Ben de ona tecrübelerimi aktararak onu çok daha iyi yerlere gelmesini sağlamak istiyorum dedi. Tabii ki derbi takımdaki olacak derbi heyecanı yaşayacak. Bazı bilgiler aktarıp sakatlıkları süren sağlayacak bir takdirde istiyoruz. Şu anda önümüzde geçiyorlar. Taşkan'da bu görüntüleri sizlerle paylaştık. Takımdan ayrı yüz koşu çalışmaları devam eden patronun durumunda 11'de yer alabileceğini söyleyelim. Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart cezalısıydı. İki maçlık bir ceza aldı. Brandon Alanya spor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası. Şu anda takımla birlikte çalışıyor. Galatasaray, Tahtasman, Karagümrük karşısında cezasını tamamlamıştı. Ve derbide şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Okan Buruk'un özellikle beklerde derbide kullanacağı, sağ ve sol bekle kullanacağı oyuncular hakkında önemli bir tercih yapması gerekiyor. Kesin önemli bir alternatif olacak. Sağ bek, aynı zamanda Adana'da sol bekle derbide forma şansı bulabileceğini söyleyelim. Tabii yerli sınırı Galatasaray için oldukça önemli. Daha doğrusu 3 yerli futbolcu oynatma zorunluluğu diyebiliriz. Sol bekte ve stoperde bu hakkını kullanacak adam başlıyor ihtimalle. Diğer yerli futbolcuyu da kanatlarda kullanmayı söyleyeyim. 14 Kasım'da Melikol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak Galatasaray. Sonrasında Dünya Kupası arası var. Galatasaray'da bu araya kadar kayıpsız giderek en azından bu süreçte önemli bir puanla ligin bu sürecini tamamlamak ve geri kalan haftalarda şampiyonluk yarışında bulunmak istiyor. Bahrettin Bigomis takımın en golcü ismi Mauro Icardi'yle Haris Feder'in Mauro Icardi'yle birlikte tabii ki önemli bir gol silahı olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş derbisinde de forma giyme ihtimali var. Teknik direktör Okan Buruk'un hangi futbolcu değerlendireceğini birlikte göreceğiz. Icardi bir adım önde görünüyor tabii ki. Ancak Bahrettin Bigomis'i de 11'de izleyebiliriz. Evet, biz yavaş yavaş Taşkın Taş... Oraya çantanı koy, buraya kendini koy. Adem. Adem. Adem.
tarafa mı? Dur şu mikrofonu şey yapacağım da. Acı orayı komple bozarız ya. Muchas gracias por el recibimiento. Quería dar las gracias a la prensa y a la afición por la bienvenida al país y al club. Beni karşıladıkları için hem basına hem taraftarlara hem de kulübeye çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Hem İstanbul'u hem de kulübü tanıyorum. Artık biraz bir vakit geçirdim ve beni çok iyi karşılıyorlar gerçekten. Bu yüzden de çok mutluyum. Gerçekten şehre bayılıyorum. Bir sürü taraftarla karşılaşma fırsatı yakaladım ve gerçekten çok sıcak karşılıyorlar beni. Harika bir ortam. Ve ilk golümü de attığım için de çok kazanmamız gereken bir maçta olduğu için de çok mutluyum. Bir sonraki maça da hazırlanıyoruz. Sí, es una realidad que tenemos que mejorar. Sabemos que tenemos muchos jugadores que pueden crear ocasiones y jugadores que pueden hacer muchos goles porque durante su carrera han marcado muchos goles nuestros delanteros. Evet, gerçekten daha fazla düzeltmemiz gereken, çalışmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda çünkü çok iyi, çok fazla gol atmış oyuncularımız var. Çok iyi gol şansı yaratan oyuncularımız da var. Ve bizim fırsat yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. İnşallah zaten gelecektir ondan sonra goller. Özellikle bu hafta sonu Beşiktaş'a karşı oynayacağımız maçta. Öncelikle üç büyükler dışında da bu lig içerisinde bence mesela iki tane direkt göze çarpan takım var. Gerçekten şampiyonluk için mücadele edebilecek, belki kazanabilecek. Şu anda liderlikte olan takımlar bence şampiyonluk için mücadele edecek olan takımlar. Birkaç maç üst üste, 3-4 maç üst üste kazanıp da puan farkını yaratmak çok önemli diye düşünüyorum. Bizim de yapmak istediğimiz bu üst üste maçlar kazanalım. Özellikle aradan önce kalan iki maçımızı kazanalım. Aradan sonra da enerjimiz yüksek bir şekilde geri dönelim ve kazanmaya devam edelim. Hem biz hem de rakip takımlar gerçekten ligin seviyesini yükseltecek en üst seviyede oyuncular getirdiler. Bu da tabii ligde gözüküyor diye düşünüyorum. De bu kulübün en büyük amacı, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için her bulunduğu şampiyonlukta şampiyon olması. Benim de buraya gelirkenki amacım zaten kazanmaktı ve o yüzden de bu takımı seçtim. Galatasaray gibi bir kulüpte olup da burada kazanabileceğimize inandığım için buraya geldim. Ve lig maçında kazanma şansı yakaladık. Burada bulundum ben bizim stadımızda. Oradaki atmosferi gördükten sonra da şampiyonluğun bu stadda ne kadar güzel kutlanacağını hayal ettim. Dolayısıyla çok heyecanlandırdı beni. Bueno, el Mundial es un o los torneos como Mundial, Eurocopa son torneos en los que varias selecciones llegan siempre de favoritas y también siempre hay alguna sorpresa. Her zaman favori gelen takımlar oluyor tabii, işte Avrupa Ligi olsun, Dünya Kupası olsun. Buralarda favori takımlar olduğu gibi aynı zamanda sürprizler de oluyor. Brezilya, tabii Arjantin, Fransa, Portekiz gibi takımlar ve tabii ki de benim ülkem İspanya kazanma şansı gerçekten yüksek olan takımlar. Umarım da benim ülkem kazanır tabii. Çok yüksek potansiyeli olan, yetenekli ve çok iyi bir davranış sergileyen bir oyuncu öncelikle. Tabii çok topla kaliteli bir oyuncu, aynı zamanda ayağında topla rahat hissedebilen bir oyuncu ve bireysel yetenekleri üstün bir oyuncu. Umarım Galatasaray'da çok iyi bir kariyeri olur. Birçok gerçekten yetenekli oyuncu gördüm Galatasaray'a geldiğimden beri. Bunlardan bir diğeri de Baran mesela. Gerçekten Galatasaray'ın altyapısında yetenekler olduğunu söyleyebilirim. Umarım bu şekilde devam eder ve iyi şeyler başarırlar. Arkadaşımız da söylemişti bana, Coşkun da daha önceden haber vermişti. Sosyal medyadan da bana çok söylüyorlar bu şekilde. Dediğim gibi beni çok iyi karşıladılar gerçekten. Bu isim oyununu yaparak da bunu gösterdiler tekrar ve tekrar. Bu çok güzel bir rastlantı oldu benim için de. Bu insanlarla, Türk toplumuyla böyle bir bağ kurmamı sağladı aynı zamanda da. Yaptık. Seni çok seviyoruz. Temamız mı çok? Öncelikle gerçekten evde oynuyormuşuz gibiydi. O kadar çok taraftarımız bizim yanımızdaydı ki biz kendimizi kendi evimizde oynuyormuşuz gibi hissettik deplasman olduğu halde. O yüzden golü onlara hediye etmek istedim. Tabii evde izleyenler için de hediye ettim bunu. Çok büyük kulüplerde oynadım ama gerçekten çok özel bir taraftar var burada. Dolayısıyla onlar için her şeyi daha iyi yapalım. Onlara harika şeyler izletelim istiyorum. Gerçekten akıcı bir iletişimimiz var onunla. Benden istediği şey benim futbolumu oynamam. Onun dışında takımda genç arkadaşlara yardımcı olmam, deneyimimi aktarmam onlara. Gerçekten iyi bir şekilde gittiğini düşünüyorum.
bizim takımımıza uygun bir şekilde topa sahip olma, onun şeklinde, onun üzerinden oyunu kontrol altında tutma bizim oynamak istediğimiz, hocanın istediği şey. Benim de şimdiye kadar oynadığım futbola benziyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bol bol fırsat yaratmaya çalışacağım ve bol bol gol atıp da devam ettirmeye çalışacağız. Evet, Juan'a teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Sona ermişti.